Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ise F-16'dan Türkiye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onayladı. ABD, F-35'lerde olduğu gibi F-16 Block 70 Viper'ların satışı için de engel getirmeye başladı. Türkiye için uygulanan ön koşul ise Yunanistan hava sahasına girmeme garantisi vermek. Türkiye F-16 alımı yapmazsa ne olacak? Türkiye bu konuda F-16 filosunu ve dolayısıyla hava kuvvetlerimizi tamamıyla özgürleştirmeye karar verdi. Özgür projesi, F-16'ların bağımlılıktan kurtulma, çeşitli sistemlerin artık yerli sistemlerle adapte edilmesi, uygulanması ve ona uygun şekilde kullanılması anlamına geliyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde hali hazırda Blok 30, Blok 40, Blok 50 ve Blok 50 Plus olmak üzere toplamda 4 tipte 245 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. Modernizasyon projeleri kapsamında 172 adet, yani eldeki tüm Blok 40 ve Blok 50 konfigürasyonundaki F-16 savaş uçakları teknolojik anlamda F-16 Blok 50 Plus'lar ile aynı seviyeye getirilmiştir. Blok 30 haricindeki 201 savaş uçağının 2000'li yılların teknolojisine ulaşması sağlandı ve sıra Blok 30'lara geldi. Çözüm için Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde iki seçenek vardı. Uçaklar ya modernize edilecek ya da yerlerine yeni F-16 alımlar yapılacaktı. Türk Hava Kuvvetleri F-16 Blok 30'ları modernize etme kararı aldı ve bu kapsamda 3 farklı modernizasyon projesine başlandı. Bu projelerden ilki olan ve TUTAŞ tarafından yürütülen F-16 Özgür Modernizasyon Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Blok 30 savaş uçaklarının milli aviyonikler, milli yazılıma sahip özgün bir görev bilgisayarı ve milli silahları kullanım kapasitesi ile donatılması amaçlanmaktadır. Özgür projesi esasen tek bir F-16 Blok 30 savaş uçağı üzerinde prototip olarak gerçekleştirildi ve proje başarıyla tamamlandı. Ardından seri modernizasyon programına başlanıldı. İkinci proje olan ve 2016 yılında başlanan F-16 Blok 30 yapısal modernizasyon projesi ile savaşan şahinlerimizin uçuş ömürlerinin 4000 saat artırarak 8000 saatten 12000 saate yükseltilmesi hedeflenmekte ve hali hazırda bu süreçte devam etmektedir. Proje kapsamında her bir uçak için 1200 ile 1500 arasında parça değişimi yapılarak gövdesi ve iskeleti güçlendiriliyor. Son olarak bu kapsamda 6 uçağın yapısal modernizasyonu tamamlanarak Hava Kuvvetlerine teslim edilmiştir. Projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Üçüncü ve son proje ise 2018 yılında başlayan F-16 burun radarı geliştirme projesidir. Türkiye bu projeyle hava araçlarında kullanacağı modern bir ISR radarının milli olarak tasarım ve üretimini yapmaktadır. Proje kapsamında ilk radarın bu yıl içinde teslim edilmesi ve öncelikli olarak Özgür projesi kapsamında modernize edilen F-16 Blok 30 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor. Yetkililer tarafından yerli ISR radarının en az F-16 Viper'larda kullanılan APG-83 radarı kadar kabiliyetli olduğu belirtiliyor. Akıncı TİA'da da bahsi konu radarın bir varyantının kullanılması bekleniyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir de geçtiğimiz aylarda Özgür projesinin önemini, Özgür, ABD'den bağımsız yürütülen bir proje. Projemiz başarıya ulaştı ve uçaklara entegre edilmeye başlandı. Özgür adı üstünde F-16'larımızı özgürleştirme projesi, F-16'ların bağımlılıktan kurtulma, çeşitli sistemlerin artık yerli sistemlerle adapte edilmesi, uygulanması ve ona uygun şekilde kullanılması anlamına geliyor. Uçağı bir anlamda kendi malınız, kendi sisteminiz yapmakla alakalı bir adım diyebiliriz. F-16'ların şu anda konuşulan modernizasyonu zaten programlı bir modernizasyondu. Yapısal olsun, aviyonik olsun, uçağın kendi ömür zinciri içinde belirli safhalarda yapılması gereken şeyler var. Özgür bir yetenek kazanımı ve bu yetenek kazanımının bize milli muharip uçakta çok şeyler kazandırabileceğine inanıyoruz sözleriyle anlatmıştı. Eğer projeler istediğimiz gibi sonuçlanırsa elimizdeki tüm uçakların teknolojisi 2010'lu yılların ortalarına yükseltilmiş olacak ve Türk Hava Kuvvetleri milli muharip uçak gelene kadar kısmen de olsa caydırıcılığını devam ettirecek. Projeler 2012, 2016 ve 2018 yılında başlanmıştır. Türk mühendisi ve Türk devlet aklı bir sorunu daha yerli ve milli imkanlarla çözdü. Ve yine yaşanan bir sorun bizlere kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerektiğini, yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunu, yabancı savunma sanayi ürünlerine muhtaç kaldığımız zaman da ortada bırakılacağımızı tekrar tekrar göstermiş oldu.